Size bir hikaye anlatacağım. Bulut bir odada ve elinde iki tane bozuk para var. Paralardan biri hilesizken diğerinin iki yüzünde de tura var. Paraları bir torbaya koyuyor. Rastgele birini seçiyor, atıyor ve sonucu söylüyor. Tura! Bana hilesiz parayı atmış olmasının olasılığının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu soruya cevap verebilmek için hikayeyi başa sarıp bir olasılık ağacı çizmemiz lazım. Birinci olayda iki paradan birini seçeceği için olasılık ağacı, olasılıkları eşit olan iki dala yani hileli ve hilesiz seçimlerine ayrılıyor. İkinci olayda ise bulut parayı atıyor. Bu olayın hilesiz para için eşit olasılığa sahip yazı ve tura olmak üzere iki sonucu varken hileli parayla elde edebileceğimiz sonuçlar yine iki tane ama ikisi de tura. Ağacımızı çizmeyi tamamladık ve eşit olasılığa sahip 4 yaprak yani 4 sonuç elde ettik. Son adımda ise yeni bir ipucumuz var. Tura! Elde ettiğimiz ipuçları arttıkça ağacımızı budamamız lazım. Sonuç yazı olmadığı için ucunda yazı olan dalı kesebiliriz. İşte bu kadar. Bulutun hilesiz parayı seçip tura gelmesinin olasılığı eşit olasılıklı 3 sonuç arasından biri olduğu için 1 bölü 3 olur. Şimdi de parayı bir kere daha attığını varsaydığımız bir senaryo düşünelim. Bir kere daha atıyor. Ne geliyor? Tura. Her olaydan sonra ağacımızın büyümeye devam ettiğini unutmayın. Hilesiz parada yine eşit olasılığa sahip iki sonucumuz var. Yazı ve tura. Hileli parada da iki sonuç var ama ikisi de tura. İkinci sonucu duyduğumuzda tura. Yazı olan yapraklara giden dalları bu diyoruz. Bunun için 2 turadan sonra paranın hilesiz olmasının olasılığı. Hilesiz paranın tura gelmesi olasılığı, yani 1 bölü tura gelen toplam sonuçların sayısı 5 olduğu için 5 yani 1 bölü 5'tir. Atılan para tura geldikçe hilesiz paraya olan inancımızın düştüğünü görüyorsunuz. Ama bu olasılığın asla sıfır olmayacağını aklınızda tutun. Atılan yazı tura sayısından bağımsız paranın hilesiz olduğundan %100 emin olma şansımız yoktur. Aslına bakarsanız tüm koşullu olasılık problemlerini olasılık ağaçlarıyla çözmemiz mümkün. Emin olmak için bir örnek daha çözmek ister misiniz? Bulut'un bu sefer ikisi hilesiz, biri hileli olmak üzere 3 tane bozuk parası olsun. Hileli para 2 bölü 3 olasılığıyla tura, 1 bölü 3 olasılığıyla da yazı geliyor. Bulut yine rastgele bir para seçiyor ve atıyor. Tura, hileli parayı seçmiş olma olasılığı nedir? Hikayeyi başa alıp yine bir ağaç çizelim. Paranın seçileceği birinci olayın eşit olasılığa sahip 3 sonucu var. Para atıldığında hilesiz paraların yine eşit olasılığa sahip yazı ve tura olmak üzere 2 sonucu, hileli paranın ise eşit olasılığa sahip ikisi tura, biri yazı olmak üzere 3 sonucu var. Bu noktada ağacın dengeli olduğundan yani her daldan eşit sayıda yaprak bittiğinden emin olmalısınız. Bunun için dal sayısını en küçük ortak katına ulaşması için arttırmamız lazım. 2 ve 3'ün en küçük ortak katı nedir? 6'dır. Öyle değil mi? O yüzden demek ki ne yapıyoruz? 6'ya tamamlamaya çalışıyoruz. En küçük ortak katına ulaşmalarını sağlıyoruz. Son olarak yapraklarımıza isim de verelim. Hilesiz paranın eşit olasılığa sahip 6 sonucu var. 3'ü yazı, 3'ü tura. Hileli paranınsa 2 yazı ve 4 Tura'dan oluşan altı sonucu var. İşte bu kadar. Sırada bulut var. Tura. Bu ipucu yani sonuçla yazı olan tüm sonuçları eleyebilir. Yani ucunda yazı olan dalları kesebiliriz. Tura geldiğine göre hileli parayı seçmiş olmasının olasılığı ise hileli paradan tura gelme olasılığı dörtken tura gelen toplam sonuç sayısı 10 olduğuna göre 4 bölü on. Yani yüzde kırk olur. Koşullu olasılık sorunlarını emin olamadığımız zaman Bayes teoremini kullanarak da çözebileceğinizi unutmayın. Bu teoremi kullanarak B olayı gerçekleştiğinde A olayının olasılığını kolaylıkla bulabilirsiniz. Unutursanız da sakın endişelenmeyin. Yapmanız gereken tek şey olasılık ağacının dallarını ne zaman budayacağınızı bilmek.